Gecenin sonunda, dünyanın renklerine kavuşacağı vakitte, yürekler karanlığa gömüldü. Gün ışığı bekleyen gönüllerin ufkunu, hüzün rengi kapladı. Kurtuluş kapısı ya ahirete açılacaktı ya da yeniden dünyaya. Ferah bir nefesti göçük altında beklenen. Bir el uzandı selamet yurdunun sesiyle ve hayata dokundu. Bir çırpıda söylenir 10 ilin ismi ama her biri bir dünyadır bizim için. İnsanıyla ruh kazanır şehirler, onlarla yaşar ve onlarla ölürler. Hayata Dokunanlar deprem özel programının bu bölümünde Hatay'dayız. Öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Çok büyük acılar yaşadık millet olarak. Depremin ilk saatlerinden itibaren İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirilmesiyle Hatay iline koordinatör olarak geldim. Göreve başladık. Tabii geldiğimizde burada manzara çok kötüydü ama devletimizin süratle bölgeye intikaliyle inşallah tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracak kapasiteyle vatandaşımızın hizmetinde olduk. Ve halen daha bu hizmeti devam ettiriyoruz. Acımız çok büyük. Bu acıyı tarif etmek neredeyse imkansız. Biz de burada içinde bulunmuş olduğumuz alanda Denizli Müftülüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemlerini gerçekleştirmek üzere bu bölgede görev aldık. Defin işlemleri tamamen İslami usullere göre dini vecibeler yerine getirilerek her cenazeye cenaze namazı kıldırılarak ve defin esnasında mutlak surette örfümüzde, geleneğimizde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim okunarak cenazelerimizi defnettik. Burada bir deprem şehitliği diyebileceğimiz bir mezarlık alanı inşa ettik. Tabii o inşa etmekle kalmadık. Tüm onun arka planını da hazırladık. Bizden sonra devredeceğimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne buranın imar planını da hazırlayarak, mezarların koordinatlarını alarak, uydu görüntülerini alarak, hiçbir mezarın kaybolmasına müsaade etmeyecek bir de altyapı hazırladık. Bununla ilgili arkadaşlarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan arkadaşlarımız çalışmalarını devam ediyor, sayısallaştırıyorlar. Bu alanda yaklaşık 1100 personel görev yaptı bu hizmetleri yerine getirirken. İşte Türkiye Diyanet Vakfı'nın personellerine ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı personellerine teşekkür etmek istiyorum. İl Müftümüz Mehmet Aşık Beyefendi'ye ve onun ekibine minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Çünkü burada cenaze defin işlemleriyle görevlendirilen personel, Cumhuriyet Savcılarımız var, doktorlarımız, adli tıp uzmanlarımız, polislerimiz, jandarmalarımız, korucularımız, sağlık çalışanlarımız, cenaze naklini sağlayan cenaze araçlarımız, onların sürücüleri, burada yaklaşık 1100 kadar personelle biz bu hizmeti yerine getirmeye çalıştık. Tabii bunun bir arka planı vardı. Bu arka plan buradaki 1100 personelin iaşesinin ve kalacak yerinin sağlanmasıydı. Burada bizim gönüllü Türk Diyanet Vakfı'nın gönüllüleri burada o hizmeti yaptılar. Türkiye'nin her yerinden Türkiye'de Türk Diyanet Vakfı'dan bize burada iaşe desteği sağlandı. Ve burada ablalarımız, Kur'an kursu hocalarımız burada çalışanların yemeklerini, üç öğün yemeklerini çıkardılar. Burada çevre temizliğini yaptılar. Burada çok şükür devletimizin o gücünü her şekilde hissettirdik. Tabii ki bunları yaparken de aynı zamanda gelen vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak için, onlara destek olmak için yine bu Türk Diyanet Vakfı'nın personelleri olağanüstü bir gayret sarf ettiler.
gönüllerine dokunmaya çalıştık. Acılarını anlamaya çalıştık. Acılarına ortak olmaya çalıştık. Tabii ki onlar kadar bu acıyı hissetmemiz mümkün değildi ama en azından yanlarında olduğumuzu, devlet olarak onların yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Allah bir daha milletimize böyle felaketler yaşatmasın. Çünkü çok büyük kayıp var. Çok büyük kaybımız var. İnsan kaybımız var. Çok üzüntülüyüz. Konuşurken bile inanın zorlanarak bazı şeyleri ifade edebiliyorum. Yaklaşık 2 haftadır buradayız. Evimizi bıraktık, barkımızı bıraktık, iş yerimizi bıraktık, işimizi bıraktık. Buradaki vatandaşımızın hizmeti için buradayız. Efendim, öncelikle aziz milletimize, devletimize ben büyük geçmiş olsun diyorum. Başsağlığı diliyorum. Rabbim böyle afetler tekrar bizleri karşılaştırmasına duayla başlıyorum. Sayın Valimize bahsettiği gibi depremin olduğu günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımız bize böyle bir görev tevdi etti, görevlendirdi. Biz de Sayın Valimizin arkasından, Ali Fuat Valimizin arkasından geldik personelimizle beraber. Ve burada Hatay Müftümüz, İl Müftümüz Ömer Hocamıza da ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Ve bütün depremde hayatını kaybeden bölgede, sadece Hatay değil bölgede bütün deprem hayatını kaybedenlere Allah rahmetini temenni ediyorum. Ve geride kalan yakınlarına, aziz milletimize sabrı cemil Cenab-ı Hak versin diye sözlerime başlıyorum. Biz ayrıca burada Diyanet İşleri Başkanlığı personelimiz olarak ve Diyanet Vakfı gönüllüleri, çalışanları yine başkanlığımız ve müftülüğümüz personeli olarak sadece defin işleriyle meşgul olmadık. Biz genelde hangi işi yapabilirsek onun ucundan tutmaya çalıştık. Ve 2 tane aşevi burada kurduk. Bu aşevinde burada çalışan, hizmet eden personele ihtiyacını 3 öğün sıcak yemek çıkartmak suretiyle karşıladık. İlaveten depremzedelere, Habib-i Neccar Camisi'ne, mahallesine varıncaya kadar mobil bir araçla sıcak yemek çıkartmak suretiyle depremzedelerin de bu ihtiyacını gidermeye çalıştık. Altını çizerek söylemek istiyorum. Definler tamamen tek tek yapılmıştır. Asla bir mezara ikinci bir defin yapılmamıştır. Bizzat başında şahidi benim. Her bir cenazemize ayrı ayrı temin ettirilmiştir ve namazı tek tek kılınmıştır. Topluca kılınmamıştır. Ki o da olabilir ama biz tek tek kılınmaya özen gösterdik. Ve her birini 3 tane din görevlimiz mezara bizzat kendi elleriyle yerleştirdiler. Ve definden sonra başlarında her bir cenaze için seri bir şey Yasin-i Şerif okundu ve duası yapıldı. Benim en çok etkilendiğim konu bütün 81 ilimizin 71 ilinden gelen din görevlerimizin ve Denizli'den gelen görevlerimiz, özellikle görev bitenlerin geriye dönmek istemeyişleri. Biz burada sonuna kadar kalalım demeleri. Biz de tabii sırayla bunu münavebeyle herkesin yapmasının daha doğru olabileceğini düşünerek onları münavebeyle, değiştirmeyle bu işi yapmaya gayret gösterdik. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, devletimiz başından itibaren bütün kurumlarıyla birlikte, bakınız devletimiz başından itibaren bütün kurumlarıyla birlikte en üstte yetkilisinden en alttaki bir görevlisine varıncaya kadar her alanda Hatay'da benim gördüğüm işin başındaydılar. Milletimiz de, hayırsever milletimiz her bir yerden, ben Denizli müftüsü olduğum için Denizli yöne çıkartıyorum. Denizli'den ve bütün vilayetlerden hayırseverler tırlarımızı, yardımlarını buraya akıtmaya çalıştılar. Malumunuz olduğu üzere
deprem felaketinin olduğu ilk günden itibaren bütün devlet birimlerimiz olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak da bizler hemen başkanlığımızın talimatı doğrultusunda görev bölgelerine gittik. Benim ilk etaptaki görev bölgem Kahramanmaraş'tı. Orada 5 gün görev yaptıktan sonra bize Hatay görevi deruhte edildi ve şu an itibariyle bir Hatay koordinasyon görevini ifa etmekteyiz. Şu anda bulunduğumuz mekan Hatay Diyanet Koordinasyon Merkezi. Burada hem personelin koordinasyonu, hem lojistik depomuzun koordinasyonu, hem de mobil ikram araçlarımızın koordinasyonu ve aynı zamanda manevi rehberlik koordinasyonu olmak üzere personelimizin, gönüllü olarak gelen personelimizin sevk ve idaresini yapmaktayız. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini vermekteyiz. Aynı zamanda da çadır kentlerde manevi rehberlik adı altında kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmekteyiz. Kardeşlerimize, evlatlarımıza 4-6 yaş diye sınırlandırdığımız kardeşlerimizle özel ilgilenmekteyiz. Milletimizin hepsinden Allah razı olsun. Şu an itibariyle deprem bölgelerine bütün imkanlarını seferber etmekteler ve bu insanımızın burada bu depreme maruz kalan insanlarımızın ne tür ihtiyacı varsa onların ihtiyacını gidermek için adeta seferber olmuş durumdalar. Elhamdülillah bizler de onların göndermiş oldukları o maddi imkanları, onların erzaklarını vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ulaştırma noktasında bir köprü vazifesi görüyoruz ve çok dua alıyoruz. Rabbim bizlere bir daha böyle bir acı göstermesin inşallah. Evet, acımız büyük ama ülkemiz de büyük, milletimiz de büyük. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur diye inanıyor ve ümit ediyoruz. Sahanın her tarafında varız biz elhamdülillah ilk günden itibaren. Dün vardık, bugün de varız, inşallah bundan sonra da olacağız. Ben bu vesileyle bütün gönüllü olarak hala şu anda bizim görev yaptığımız, malumunuz ben Afyonkarahisar İl Müftüsüyüm. Diğer İşleri Başkanlığımızın Hatay Koordinatörüyüm. Bütün illerdeki hocalarımızla da zaten 71 il müftümüz de sahaya biliyorsunuz periyodik olarak aralıklarla intikal ettiler. Bütün personelimiz şu anda sırada bekliyor. Bizi de götürün diye, biz de hizmet etmek istiyoruz diye Allah onların hepsinden razı olsun. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii il müftümüz Ömer Faruk Bilgili hocamız da yine enkaz altında kaldı ve şehadet şerbetini içti. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimize bu anlamda rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize Cenab-ı Hak acil şifalar nasip eylesin inşallah. İnşallah devlet millet el birliğiyle bu yaraları sarmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. 6 Şubat Pazartesi günü ve Salı günü bizim değişik illerimizden gelen din görevlerimiz cenaze defin işlemlerini çok rahatlıkla yaptılar. Dolayısıyla dünyaya geldiğimiz ilk anda sağ kulağımıza ezan okudu hocalarımız. Depremin olduğu ilk anda da yine ben enkazdan çıkmak suretiyle komşu civar illerden gelen din görevlilerimizle birlikte bu defin işlemlerini gerçekleştirdik. Tabii bu depremde hasar çok, maddi manevi giden canlarımız var. Depremin dokunmadığı hiç kimse yok diyebilirim yani. Ya yakınına, ya uzağına, ya canına, ya malına mutlaka deprem zarar vermiştir. Ama bu da bizim için bir imtihandır. Tarihi camilerimiz yıkıldı mesela. Yani 1271 yılında yapılan Antakya'daki Ulu Cami inanın yerle bir. Minaresiyle, müştemilatıyla, şadırvanıyla yerle bir. Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi yine yerle bir yıkıldı. Diğer tarihi camilerimizde yıkılanlar var. Ama inşallah bunları Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Türkiye Diyanet Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız inşallah bunları deruhte edecekler. Ayrıca değişik illerden gelen yardımlar var. Bunlar yine bizim merkezde toplanıyor. İlk başta çok yardım tırları geldi. Biz bu yardım tırlarını komşu ilçelerimize, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a, İskenderun'a, Samandağ'ına, Yayladağ'ına gönderdik. Oradaki din görevlerimiz de bu hizmetleri
ihtiyaç sahiplerine gıda maddelerini ulaştırdılar. Bu anlamda devlet, millet burada el ele, devlet millet kaynaşması var burada. Acımız ortak, üzüntümüz ortak, hüznümüz ortak. Tarihi, kültürü, doğası, her şeyi hakikaten burada zarar gördü Antakya'mızda. Özellikle Asi Nehri'nin sağı ve sol tarafı hakikaten büyük bir hasar gördü. Ama Allah her şeye kadirdir. Allah'ın izni ve inayetiyle, el birliğiyle bunları aşacağız. Devletimizin burada en yetkili bakanları burada. AFAD'da her akşam toplantı oluyor. Ben de ona gidiyorum. İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Savunma Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız burada. Bakan yardımcıları burada. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızdan genel müdürlerimiz buraya geldiler. İl müftülerimiz geldi. Personeliyle geldi. Mesela Denizli Valimiz, Denizli İl Müftümüz kendi din görevlileriyle beraber buraya geldiler. Buradaki halkın da desteğiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfımız el birliğiyle burada hizmetler yürütülüyor. Ben bu anlamda devletimizin tepesinden itibaren bu depremin kaldırılmasında, yaraların sarılmasında maddi manevi emeği geçen, küçük büyük emeği geçen tüm kardeşlerimize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Rabbim bizi birlik ve beraberlikten, kardeşlikten ayırmasın inşallah. Deprem bölgesinde her an tarihi hikayeler yazılıyor. Topyekun bir millet canlarıyla, mallarıyla ve dualarıyla birlik olmuş. Her biri hayatın içinde olan Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarıyla Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ve gönüllülerinin deprem bölgesinde yaptıkları cansiperane çalışmalar da bu büyük iyilik hareketine katılıyor. Allah maddi ve manevi seferberlik içinde olan depremzedelerin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz gayret gösteren bütün hocalarımızdan ve kardeşlerimizden razı olsun. Yıkım yaşandı Antakya'mızda. Biz de tabii ki bu depremin içinde kalanlardanız. Çok şükür elhamdülillah, bizim açımızdan çok şükür diyoruz ama insanlarımız açısından çok üzgünüz. Bizim binamız yıkılmadı ama kardeşlerimizin binası yıkıldığı için arkadaşlarımızın, dostlarımızın, hocalarımızın, büyüklerimizin, hayırseverlerimizin, vatandaşların, cami cemaatimizin, görevlilerimizin, Kur'an kursu hocalarımızın hepsinin hemen hemen binaları yıkıldı. Kimisi göçük altında kaldı, kimisi ailesiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte, annesiyle birlikte, babasıyla birlikte öldüler, vefat ettiler, şehit oldular. Güzel sesli hafızlarımız maalesef kaybettik. Onları özleyeceğiz. Tabii bu arada gördüğünüz gibi burada da memleketimizin dört bir tarafından Diyanet Vakfımıza ait vakıf görevlilerimiz ve hocalarımız, müftülerimiz, il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan başkan yardımcılarımız, başkanımız tabii ki geldiler. Depremin ilk günlerinde burada her türlü desteği, her türlü yardımı, sevgiyi, ilgiyi, alakayı gösteriyorlar. Bizim şu anda burada Antakya'mızda 200 camimizin, 200 tane camimiz var kayıtlı. 200 camimizin ancak 20 tanesi belki sağlam içinde şu anda ibadet edilebilecek durumda. 20 tane, yani 180 cami yerle bir. Rabbimize hamdolsun diyoruz, şükürler olsun. İyi ki devletimiz var, iyi ki iyiliksever, hayırsever, yardıma koşan teşkilatımız var, görevlilerimiz var, hocalarımız var, kardeşlerimiz var. Buradaki Türkiye'nin dört bir tarafından buraya yardıma koşan hocalarımızla tanışıyoruz. Hiç birbirimizi tanımayan insanlarla tanışıyoruz, konuşuyoruz, dostluk kuruyoruz. Yeni dostluklar, yeni kapılar açılıyor. Yeni arkadaşlıklar, sarılıyoruz birbirimize. Allah hepimize sabırlar ihsan eylesin. Önerilerimize gani gani rahmet eylesin. Milletimize, ülkemize başsağlığı diliyorum. Ülkeme, milletime geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. 10 ilimizde meydana gelen depremle bizler sarsıldık.
ülke olarak sarsıldık. Buralar geceleyin kardeşlerimiz üşüdüler, bizler de üşüdük. Onlar her biri enkazda kaldığı zaman bizler daraldık. Vicdanlarımız sıkıştı, bizler sıkıştık. Ve çoğumuz dayanamadık, buralara geldik. Gelemeyen kardeşlerimiz ellerinde ne varsa imkanlarıyla maddi manevi olarak buraya gönderdiler. Dualarını gönderdiler. Ellerindekini gönderdiler. Çocuklar harçlıklarını gönderdiler. İnsanlar montlarını gönderdiler. İçine çikolataları koydular. Bizler İstanbul Müftülüğü olarak hemen depremin hemen ardından 15 ekibimizi hazırladık. 15 ekip gönderdi. Ardından ikinci 15 ekip, 3, 4 ve şu anda ben 4. ekipteyim. Gelen ekip kardeşlerimiz, kimi bir kısmı mezarlıkta defin, tekfin, dualarının okunması, o dini vazifelerin yapılmasını sağlamakta. Bir kısmı aşevindeki yemeklerde çalışmakta. Bir kısmı özellikle köylere gitmekte, çadır kentlere gitmekte, teker teker her bir çadırı, köylerdeki evi dolaşmakta. Ve haseten bu anlamda biz de gittiğimiz her bir yerde devletin tüm kurumlarının burada olduğunu görüyoruz. Birliğin, beraberliğin olduğunu görüyoruz. Yek vücut olmayı görüyoruz. Ve bugün ben şunu söyledim arkadaşlara. Dağ kadar bir yük de olsa eğer her birimiz bir tarafta tutarsak, her birimiz yek vücut olursak kaldıramayacağımız hiçbir yük yoktur. Bütün ülkemizin başı sağ olsun kayıplarımız için. Geriye kalanlara da sabırlar diliyorum. Ben Zuhal Alkaya Şahin. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde doçent doktorum. Yönü olarak buraya gelmek istedim. Manevi danışmanlık benim uzmanım. Sağ olsun İstanbul Müftülüğümüz, İstanbul Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz hocamız vesile oldu. Ve geldik sahada insanlarımıza manevi açıdan destek olmak nasip oldu. Çok mutluyuz bunun için. Tabii ki gördüğümüz manzaralar çok acı, çok sarsıcı ama o insanlar bizzat bunu yaşayan insanlar. Biz de onlara uzaktan değil de yakından bir destek vermek istedik. Kah onlarla ağlayarak, kah ellerini tutarak, kah sadece dinleyerek, acılarını paylaşarak, yanlarında olduğumuzu hissederek, onlara küçük bir teselli sözcüğümüz belki oldu, belki olmadı ama en azından onları dinledik, acılarını paylaştık, duyduk, yüreklerinin o feryatlarını dinleyebildik. Ve birçok dua aldık. Yani o aldığımız dualar bana şunu gösterdi. İyi ki gelmişiz, iyi ki buradayız. İnsanlar böyle bir desteğe, böyle ellerinden birisini tutmasına, onların gözünün içine bakmasına çok ihtiyaçları varmış. Bize çok dua ettiler. Hem geldiğimiz için hem korunmamız için. Bundan sonra inşallah onların duaları sayesinde bu ülke tekrar ayağa kalkacaktır. Ve başka yerlerimizi korunacaktır. Öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Böyle bir acıyı Allah bir daha bu topraklara yaşatmasın. Bizler Diyanet Vakfı gönüllüleri olarak Konya'dan buraya küçük çocuklarımızı sevindirmek için, onlara bir nebze olsun bu acıları dindirebilmek için küçük hediyelerle beraber buraya geldik. Türkiye'mizde Diyanet İşleri Başkanlığımız depremin ilk gününden beri burada büyük bir ekiple beraber çalışıyorlar. Bizler gönüllü olarak bu desteğin ve bu ekibin sürekli olarak zaten yanındayız ve arkasındayız. Buradan milletimizin başı sağ olsun derken, bir de bu topraklarda imamın deprem yerinde ne işi var şeklinde eleştiri yapanlara bir cevap vermek istiyorum. Bizler inanmış insanlarız. Bu topraklarda imamın ezanıyla beraber doğarız, imamın selasıyla beraber gözümüzü kapatırız. Fakat bu zat-ı muhteremler öldükleri zaman zorla geldikleri imamların karşısına, burada sanki imamlar sadece insanların acı günündeymiş ya da sadece onların iyi günlerinde yanlarındaymış gibi davranıyorlar. Halbuki burada tüm Diyanet teşkilatımız, tüm Diyanet gönüllülerimiz varlarıyla yoklarıyla, insanların acılarıyla, sevinçleriyle, mutluluklarıyla hep yanlarında oluyorlar. Lütfen bu toprakların fabrika ayarlarıyla oynamasınlar.
bu ülke İslam'ın hamuruyla yoğrulmuştur, yoğrulmaya da devam edecektir. Depremin ilk gününden itibaren Denizli Valimiz Sayın Ali Fuat Atik Bey'in riyasetinde, Denizli İl Müftümüz Sayın Mehmet Aşık'ın koordinesinde burada hizmete geldik. Bu alanın tamamında ya da yaptığımız bütün hizmetlerin her alanında ilk 15 kişilik izcilik ekibimizle koordineli olarak hem telsiz, tesisat anlamında hem koordine anlamında izciliğin bize vermiş olduğu biraz da tecrübeyle beraber bu alanın tüm koordinesinde görev aldık. Hem yemek dağıtımından tutun mezar kazımına, cenazelerimizin define, savcılarımıza yardıma, adli tıpın yardımına ve alanın tam anlamıyla geneline izcilerimizin önderliğinde ekipler kurarak buralarda hizmet etmeye çalıştık ve devam ediyoruz. Bu Necip Millet tarihin her alanında geçmişten bu zamana kadar zaten bu fedakarlığını her alanda gösterdi, göstermeye devam ediyor. Belki de bu damar bizim yıllardan beri var olan varoluşumuzun sebeplerinden bir tanesi. Ben öncelikle devlet büyüklerimize, devletimize ve milletimize bir kez daha müteşekkirim. Çünkü burada bizzat yaşadım o devletin büyüklüğünü, devlet büyüklerimizin riyasetini, dirayetini, işe hakimiyetini, buradaki Diyanet İşleri Başkanlığımızın Denizli İl Müftümüz Sayın Mehmet Aşık'ın riyasetindeki organizasyonunu, nasıl canhıraş, insanüstü mücadeleler verdiğine birçok kez şahit oldum. Allah hepinizden razı olsun. Bu millet böyle olduğu sürece inşallah hiçbir şey bizi yıkamaz. Ya Rabbi, sen bizi bizden daha iyi bilensin. Vatanımız kalbimizdir. Kalplerimizi en güzele çevir. İmanımızı kamil eyle ve vatanımıza güzellikler bahşeyle. Kalbimizi muhafaza eyle Allah'ım. Vatanımızı ve milletimizi her türlü kötülükten koru. Amin.